Mısır mitolojisi. Mısırlılar kimlerdir? Eski Mısırlılar, M.Ö. yaklaşık 3150'de yaşam kaynakları olan Nil Rehi'nin kıyılarında tek bir medeniyet altında birleştiler. Mitsel Kral Meni, bugün yukarı ve aşağı Mısır olarak bilinen bölgeleri bir gecede birleştirmekle görevlendirilmişti. Oysa aslında diplomatik gelişmelerin bir sonuca bağlanması her zaman çok daha uzun sürer fakat mitler her zaman en kestirme yolu tercih eder. Mumyalanmış ölüler, piramitler, hiyeroglifler, firavunlar ve sphinxler gibi hemen herkesin hakkında eski Mısır ile özdeşmiş bir takım imgeler Mısır kültürünün ritüelleri, dini, mitleri ve eşi benzeri olmayan kimliğiyle ne kadar köklü olduğunu gösterir. Mısır toprakları ve kültürün altın çağı M.Ö. yaklaşık 1500 ile 1000 yılları arasında yaşamış ve yüce firavunlar bu dönemde iktidara gelmişlerdir. Hatshepsut, Büyük Ramses ve Tutankamon bunlardan yalnızca birkaçıdır. Milattan önce 4. yüzyılda Makedonya kralı 3. Aleksandros ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla Yunan hükümdarı Büyük İskender, devasa Pers İmparatorluğunu fethederek Suriye ve Mısır'da kapsayan geniş bir coğrafik bölgenin hakimi oldu. Sonraki 8 yılda Yunanlı hükümdar 3 kıtaya uzanan bir imparatorluk kuracaktı. İskender, Mısır'da bugün de aynı adı taşıyan yeni bir büyük kent kurdu, İskenderiye. Fakat eski Mısırlıların dinleri ve mitleri böyle ağır bir yenilgiden bile pek etkilenmedi. Aksine Mısırlılar Yunanlılar arasındaki yoğun bir bilgelik ve bilim alışverişi yaşandı. de önemli bir eğitim merkezi olarak ün kazandı. Kalbinde Nil'in aktığı denizler, dağlar ve çöllerle çevrili ülke coğrafyasının yanı sıra uzun ömürlü bir medeniyetin parçası olmasının da etkileri Mısır mitolojisinde hissediliyordu. Bu nedenle de Mısır mitolojisi karmaşıktı. 2500 görkemli yıla yayılan 18 müteakip kraliyet hanedanı Antik Mısır'ın kültürünü ve ibadetlerini yoğun biçimde etkilemişti. Mısırlılar için mitler sadece hikaye olmanın ötesinde bir öneme sahipti. Mısırlı tanrılara dair bazı kadim hikayelerin kökleri, güneşin, ayın ve yıldızların geçmişi gibi evrenin belli başlı gerçeklerine dayanıyordu. Ayrıca o günün toplumuna ahlak ve davranış dersleriyle yol göstermeye amaçlıyordu. Evrenin Yaratılışı Mısır'da yaratılış efsanesinin birden fazla versiyonu vardır. Çünkü kültürü oluşturan her bir bölge kendi yerel tanrılarını ve etiyolojik efsanelerini kadim hikayelerin içine yerleştirmek istiyordu. Bu nedenle isimleri ve ayrıntılar hikayeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Mısırlar daha sonra evreni yaratmakta pek çok farklı tanrıya iş düştüğünü, bunların da tesadüf eseri evreni aynı gün yaratmaya koyulduğu bilgisini vererek bu uyuşmazlıkları ortadan kaldıracaktır. Başlangıçta, yani en azından hikayelerin birinin başlangıcında, Hiçliğin bulutsu kaosundan başka hiçbir şey yoktu. Bu kaoslu Tanrı Nun ile kişiselleştiriliyordu. Bu boşluktan Ben Ben adı verilen piramidimse bir tepecik çıktı. Bu tepecikteki bir nülfer çiçeğinin yaratıcısı Atum doğdu ve beraberinde ışık getirdi. Atum'un da güneş tanrısı Ra ile arasında paralellik bulunmasının sebebi de aslında budur. Atum spermlerini boşluğa savurup ortaya hava tanrısı Shu ile yağmur ve nem tanrısı Tefnut'u çıkararak tanrıların ilk neslini yaratmış oldu. Bu iki tanrı da doğurdular ve toprak tanrısı gibi ve gökyüzü tanrısı Nut'u yarattılar. Baba şu kızını havaya kaldırdı ki erkek kardeşinin üzerinden uzanıp yıldızlı bir kubbeye dönüşsün. Dünyanın, gökyüzünün ve aralarındaki havanın yaratılmasından sonra Atun, Mısır evreninin ilk firavunu olan Nut'un onu devirecek bir erkek evlat doğuracağına dair kehanetler kulağına çalınınca, Atun, Nut'un bunu yapmasını yasaklar. Ne var ki Nut ona boyun eğmez ve dört çocuk doğurur. Osiris, Isis, Set ve Neftis. Bu çocuklardan iki, büyüdüğünde kehaneti gerçekleştirecektir. Bu arada Yunanlılarda da Kronos'un iktidar mücadelesini anlatan pek çok benzer mit vardır. Maat ve kalpler. Atum dünyayı yaratınca Nun kaos ve karmaşa sebebinin sınırlarından dışarı itilir. Onun yerine maat olarak bilinen muhteşem bir denge, adalet ve kozmik uyum hissi kalır. Bu evrensel gerçeklik ilkisi Mısır'daki yaşamın her öğesinde varlığını hissettiriyordu. Ahlakı, kozmoloji anlayışını, yasaları ve siyaseti şekillendirmişti. Maat, başına çoğunlukla bir kuş tüyü takan genç bir tanrıçı olarak tasvir edilir. Mısırlılar ruhun kalpte bulunduğuna inanırlardı. Bir Mısırlı öldüğünde Anubis onun kalbini alır, Maat'ın tüyüyle kıyaslayarak tartardı sonuç kişinin yaşamını matın ilkelerine uygun olup olmadığını anlayarak belirlerdi. Ölçümü geçemeyen kalpler ikinci bir ölümün acısını yaşar ve tanrıça Amit tarafından yenirdi. Aslan, timsah ve hipopotamın aç bir melezi olan Amit, Mısırlılar için insan yan yaratıklar arasında en korkuncu olandı. Bedenleri ise duat olarak bilinen yer altında sonsuza kadar kalmaya mahkum edilirdi. Kalpleri terazide matın tüyüyle dengede kalanların başına daha iyi şeyler gelirdi. Au'runun ebedi cennetine giderlerdi. Mısır yöneten firavunların doğrudan tanrı soyundan geldiğini rivayet edilirdi ve yönetici olarak temel görevleri Maat'ın ilkelerini muhafaza etmekte. Kozmik dengeyi korumanın yollarından biri tanrılara ve firavunlara adanan ritüelleri, mitleri ve törenleri yapmaktı. İşte Maat'ın sürekli olarak korunduğunu gösterme ihtiyacı Mısırlıların bu alanlarda zengin bir geleneklerinin oluşmasını sağladı. O serisin yeniden doğuşu 1. bölüm Doğduğu andan itibaren kaderinde atomu devirip Mısır evreninin hükümdarlığını ele geçirmek olan Osiris, birbirine kenetlenmiş bir aileden geliyordu. Osiris, kız kardeşi Isis ile erkek kardeşi Set de diğer kız kardeşleri Neftis ile birleşti. Ne var ki kardeşler arasında tek bir birliktelik yetinmeyen Osiris, diğer kız kardeşi ve yengesi olan Neftis de oynaşmaya başladı. Bu ilişkinin sonucunda da ölülerin mumyalayıcı tanrısı Anubis doğdu. Bu ihaneti öfkelenen Set, duyduğu kıskançlık yüzünden erkek kardeşini öldürdü. Bu da düzen ve karışıklığın Mısırlıların maat ilkesi altındaki daimi mücadelelerinin simgeleri oldu. Cinayetin ayrıntılarının kayıtlarına pek fazla geçirilmemiştir çünkü Mısırlılar hieroglif yazıya büyük bir güç atfeder. Yazılı olanın hayat bulabileceğini ve felaketlerin gerçekleşebileceğine inanırlardı. Isis ve Neftis, Osiris'in bedenini aramaya koyulunca, kocasını arayan ama bulamayacak olan Isis'in gözyaşları, Nil rehninin her sene bu yüzden taştığı inancını doğurur. Osiris de bu yüzden bölgeye yaşam ve bereket getiren bir tanrı olarak görülür. Isis ve Neftis cenaze tanrısı Anubis'in yardımıyla erkek kardeşinin bedenini alır ve tekrar dünyaya gelebilmesi için mumyalarlar. Bu eski Mısır'ın tamamında ölüler üzerinde uygulanan bir gelenektir. Bu şekilde ölümden sonra bedenin çürümesinin engellenmesi ve hatta çürümenin etkilerini tersine çevirmesi amaçlanır. Fakat Osiris'in yeniden dünyaya gelişi yalnızca kısmiydir. Çünkü bir sonraki görevi Anubis'in evinden ölülerin hükümdarlığını yapmak olacaktır. Yaşamasına sadece kısacık bir için müsaade edilen Osiris bunu karısı Isis ile birleşmek için kullanır. Bu birleşmeden Horus isimli oğulları doğar. Ayrıca bir inanışa göre, bilgi dışında söylüyorum bunu, Kleopatra öldükten sonra mumyalanan cesedinde çenesi kırılmıştır. Çünkü tekrar dünyaya geldiğinde buna, ona bunu yapanların adını vermemesi için yapıldığı düşünülür. Küçük bir bilgi. Horus Doğan başlı Horus gökyüzünün tanrısıydı. Gücün koruyucusu ve simgesi olarak görülürdü. Aynı zamanda av ve savaş tanrısıydı. Mısır mitolojisinin en kalıcı simgelerinden biri Horus'un gözüydü. Horus'un gözü, mücevher ve heykellerde koruyucu bir arma olarak kullanılır, gemilerin provalarına resmedilirdi. Horus'un gözlerinin güneşe ve aya benzediği söylenirdi. Her şeyi gören gözler yalnızca Mısırlılar için önemli simgeler değildir. Benzer ikonlar Hristiyan kader gökyüzünde, Amerikan dolarlarının arka yüzünde ve tabi ki Yüzüklerin Efendisi'nde Sauron'un gözünde de mevcuttur. Osiris'in doğuşu bölüm 2 Set Osiris'i öldürdükten sonra Horus ile arasında sürüp giden bir iktidar mücadelesi başlar. Çeşitli mitler iki tanrının arasındaki savaşlardan, meydan okumalardan ve karşılıklı kurulan tuzaklardan bahseder. Bu hikayelerden birinde Horus, Set'in testislerinden birini keser. Bir başkasını Set, Horus'un bir gözünü oyar. Bir başka mitte Set, Horus'u kendi tohumuyla hamile bırakmaya çalışır. Bu da Mısırlılar tarafından hem keskin bir zehir hem de gücün aşağılayıcı biçimde kötüye kullanılması olarak görülür. Horus Meni'yi elleriyle yakalamayı başarır ve nehre atar. İntikamını da kendi dölünü Set'in yediği bir marula saklayarak alır. Çekişmeleri de böylece Set'in mağlubiyetiyle sona erer. Bu hikayeler şiddet içermelerine rağmen alegorik bir rol üstlenirler. Set genellikle yukarı Mısır'ın tanrısı olarak görülür. Horus ise aşağı Mısır'ın tanrısıdır ve aralarındaki çatışma sadece düzen ve düzensizlik arasındaki hayati önem taşıyan maatı sağlamak amaçlı mücadeleyi değil, bu iki diyarın M.Ö. 400. yüzyılın sonlarında tek bir ülke olarak birleşmesini de temsil eder. Bereketli bir yaşam kaynağı olan Nil Deltası'nı kapsayan Aşağı Mısır, iki bölge birleştiğinde yukarı Mısır'dan daha iyi durumdaydı. Setin tesislerinden birini kaybetmesi de Yukarı Mısır'ın kuru ve verimsiz bir çöl oluşunu açıklıyordu. Horus'un sol gözünün çıkarılması ve daha sonra yeniden iyileşmesi her ay ayın yörüngesine dönüp tekrar hale haline gelmesinden önce gökyüzünün neden kapkaranlık olduğunu açıklar. Eski Dünya'nın Harikaları Piramit şeklindeki en eski yapı M.Ö. yaklaşık 2600 yılına dayanmaktadır ve anlaşılan bu dönemde Antik Mısır bu tür mabetlerle dolatılmıştır. Bunların yüzden fazlası bugün arkeologlar tarafından ortaya çıkarılmış durumdadır. Mısır firavunlarının doğrudan tanrı soyuna geldiğine inanılır. Öyle ki Horus bile insan bedenini tasvir edilmiştir. Bu nedenle ölümlerinde ihtişamlı törenler yapılmıştır. Bedenleri çürüyerek bozulmayı tersine çevireceği inancıyla mumyalanır ve taş piramitlerin içine defnedilir. Bu yapılar cennete uzanan basamaklarla biçimlendirilmiştir. Başlangıçta koruma amaçlı olarak cilalanmış kireç taşı ile kapladıkları için bakanların gözlerini kamaştıran parlak beyaz bir ışıltıları vardır. Biçim olarak Bamben'i ben taklit ettikleri söylenir. Bamben, Mısır evreninin kökensel tepeciğidir ve her şey ondan yaratılmıştır. Bazı piramitlerde bedenler zenginlerin tarzına uygun olarak zeminin altına gömülüdür. Keops piramidinde olduğu gibi yapıların içinde ölülerin yanında parçalar haline saklanan koskoca ahşap bir gemi bile bulunabilirdi. Tüm piramitlerin bu en büyük ve en ünlü olanı bir zamanlar 146 metre yüksekliğindeydi. Bugün gizli odaları hala keşfedilmektedir ve piramitlerin özellikle kafa karıştıracak şekilde tasarlanmış koridorları bizleri Antik Mısır'ın büyüleyici mistisizmine götürecektir.